Aziz talebeler, ikinci maruzamız kimyovi kinetik ve kimyovi mozun hat. Tak, recamız kimyovi reaksiyon tezliği ve mutasfiyet uç omurlar. İkinci recamız kimyovi mozun hat, kaytar ve kaytmaz reaksiyonlar. Üçüncü recamız kimyovi mozun hatının sözcüsü. Biz bilmemiz ki kimyovi reaksiyon tezlikleri ayrım reaksiyonlar tez, ayrım reaksiyonları ise sekin moral. Bu indi kimyovi reaksiyon cereyonlarının kay tartıbda boruşu ve kanda yönelişi boruşu oldu. Mesela ayrım reaksiyonlar boruşu için bir neçe yıllar gerek. Ayrım reaksiyonlar boruşu için ise bir neçe sekund talep etiladı. Hop, o zaman kimyovi reaksiyonlarda tezlik harxillik hakkında yapırdık. Hop, birinci navbatta biz kimyo reaksiyonlarını düşünüşümüz için malum bir cereyonla bakılaşımız gerek. Her oradaki bağlı cereyonlar, mesela ayrım reaksiyonlarda her orada yukarı bölgende cüde tez var adı. Ayrım reaksiyonlarda ise her orada bu reaksiyon tezliğini şekilleştirişi mümkün. İçsığda yoksa o da. Hop. Gomogen sistemada boradigan reaksiyonlar. Umar reaksiyonlar özü gomogen sistemada boruşu mu ki, yok ki heterogen sistemada boruşu mu ki? Gomogen sistema degani nima? Butun hajmi bo'yicha bir xil agregat holatda bo'ladigan bo'lsa, bunday sistemalarni gomogen sistemalar deyiladi. Agar sistema gitrogen holatda bo'lishi ham mumkin, xo'p, bularni farqlab bo'lishimiz kerak ekan. Xo'p, bir xil fazadan tashkil topgan sistema gomogen, har xil sistemadan tashkil topgan sistema esa gitrogen sistema deb ataladi. Sistemaning boshqa qismlari chegara sirtlari bilan ajralib turuvchi qismiga aynan faza deb ataladi. Gomogen sistemaga misol qilib, o'sha gazlar aralashmasi, masalan, o'sha azot bilan kislorodni o'sha katalitik yoki oddiy sharoitdagi reaksiyalarni olishimiz mumkin ekan. Xo'p, ikkala holatda ham faza bir xil bo'ladi. Gitrogen sistemaga misol qilib esa, o'sha muzli suvmi, chuk-chuk loyqa suvmi va hokazo jarayonni olishimiz mumkin. Xo'p, gomogen sistemada reaksiyaning butun hajmi bo'yicha ketadi. Xo'p, bu yerda natriy sulfat va natriy tiosulfat reaksiyalari berilgan. Xo'p, sulfat kislota va natriy tiosulfat reaksiyalari. Bu yerda natriy sulfat suv SO2 va oltin gugurt cho'kmasi chiqadi. Bu yerda ham gaz ajralib chiqyapti, ham oltin gugurt cho'kmasi chiqyapti. Shuningdek, agar reaksiya gitrogen sistemada bo'lsa, sistemani tashkil etuvchi fazalar sirtidagina reaksiya amalga oshadi. Masalan, metalning kislotada erishi. Bu yerda biz havola etayotgan temir plyus sulfat kislotada temir sulfat va gaz ajralishi, yani vodorod gaz ajralishini ko'rish mumkin. Agar reaksiya faqat metal sirtida boradi, endi de ayrim yani bu temir bilan sulfat kislota reaksiyasi faqat metal sirtida borishini kuzatishimiz mumkin. Chunki har ikkala modda shu sirtga bir-biri bilan to'qnashadi. Mana shu jarayonni juda tushunib olishimiz kerak, e'tibor berib. Xo'p, gomogen reaksiyalarning tezliklari haqida gapiradigan bo'lsak, xo'p, vaqt birligi ichida modda konsentratsiyasining o'zgarishi kimyoviy reaksiya tezligi deyiladi. Xo'p, bu yerda kimyoviy reaksiya tezligi V harfi bilan belgilanadi. Vaqt tau, yani T harfi bilan belgilanadi. Xo'p, bu yerda konsentratsiya esa S bilan belgilanadi. Dastlabki konsentratsiya bilan keyingi konsentratsiya o'rtasida farq bo'ladi. Mana shu dastlabki konsentratsiya bilan keyingi konsentratsiya orasidagi farq delta C deyiladi. Xo'p, umumiy vaqtlarga nisbati o'zgargan konsentratsiya, ya'ni vaqt birligi ichida o'zgargan konsentratsiya kimyoviy reaksiya tezligi deb ataladi. Gomogen reaksiya tezligi ifodasini soddalashtirish mumkin. Bu yerda modda miqdorini hajm birligidagi ifodasini ko'rishimiz mumkin. Biz bilamiz ki modda konsentratsiyasini topish uchun aynan modda miqdorini hajmga bo'lamiz. Albatta hajm birligi litrda ifodalangan bo'ladi. Chunki konsentratsiyaning birligi aynan molar konsentratsiya orqali ifodalanadi. Mol taqsim litr bilan ifodalanadi. Agar uni tezlik bilan ifodalaydigan bo'lsak, bu yerda V teng tak delta N taqsim idish hajmi ko'paytirish yoki butun sistemani hajmi ko'paytirish T vaqt. Vaqt tezlikka mos ravishda minutda, sekundda, soatda yoki turli xil birliklarda ifodalanishi mumkin ekan. Xo'sh, shuningdek, keyingi jarayonga e'tibor qaratamiz.
kimyovi reaksiya tezliginin reaksiya kirishi uchun moddalar konsentratsiyasiga bog'liqligi. Biz bilamizki, kimyoviy reaksiya tezligiga bir necha xil omillar ta'sir ko'rsatadi. Bu omillar bu modda konsentratsiyasi, modda tabiati, aktivlanish energiyasi, maydalanish darajasi, harorat va katalizator hisoblanadi. Shulardan kimyoviy reaksiya tezligiga modda konsentratsiyasi ta'sirini ko'rib o'tishimiz mumkin ekan. Biz bilamizki, reaksiyaga kirishayotgan moddalarning konsentratsiyasi albatta juda katta ta'sir ko'rsatadi. Dastlabki modda konsentratsiya zarrachalari umuman kim bu molekulami ion bo'ladimi? Umuman o'zaro ta'sirlashish uchun ular bir-biri bilan to'qnashishlari zarur. Zarrachalarning to'qnashishini oshirish uchun albatta konsentratsiyaning roli muhim rol o'ynaydi. Qancha zarrachalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, ularning to'qnashish foizi shuncha ortadi va reaksiya shuncha tez boradi. Buni formula bilan ham ifodalash mumkin. V barobar konstanta, ya'ni tezlik konstantasi ko'paytirish A moddaning konsentratsiyasi ko'paytirish B moddaning konsentratsiyasini ifodalash mumkin ekan. Xo'p, albatta konsentratsiyaning oshishi kimyoviy reaksiyani tezlashtirsa, konsentratsiyaning kamayishi esa o'z navbatida kimyoviy reaksiya tezligini kamaytirishga o'z hissasini qo'shadi, ya'ni sababchi bo'lib qoladi. Dastlabki moddalar konsentratsiyasini kimyoviy reaksiya ta'sirini ifodalovchi qonunni 1867 yılda aynan Goldberg ve Waage tomonidan massalar ta'siri qonuni bilan ifodalaganlar. Xo'p, bu yerda mana sizga ko'rsatib o'tgan boyagi formula bu V tezlik ifodalayapti, konstanta A va B sistema uchun A plus B teng sistema uchun ifodalangan. Bu albatta to'g'ri reaksiya tezligini ifodalovchi asosiy formula hisoblanadi. Shuningdek, kimyoviy reaksiyalar bizda berilgan mana A plus B teng C. Agar A moddan oldida koeffitsient bo'ladigan bo'lsa, konsentratsiyani darajasiga chiqadi yoki B moddan oldidagi konsentratsiyasi. Mana formula bizga to'laroq ifodalab beradi. Massalar ta'siri qonunini azot 2 oksidini oksidlanishi uchun qo'llab ko'ramiz. Masalan, azot 2 oksid bilan kislorod reaksiyaga kirishgan paytida azot 4 oksidi hosil bo'ladi. Bu yerda koeffitsientlarni qo'yib tenglashtiramiz va bu yerda mana bu quyidagi birlik olamiz. Tezlik barobar tezlik konstantasi ko'paytirish azot 2 oksidining konsentratsiyasi oldidagi koeffitsient darajasiga chiqadi va kislorodni konsentratsiyasi ko'paytiramiz. Kislorod oldidagi koeffitsient bo'lmagani uchun, demak, bu yerda darajaga hech narsa qo'yishimiz shart emas. Gomogen reaksiyalarda massalar ta'siri qonun tenglamasida faqat gaz yoki suyuq fazada bo'lgan moddalarning konsentratsiyalari kiritiladi. Qattiq fazadagi moddalarning konsentratsiyalari doimiy qiymatga ega bo'ladi va shuning uchun tezlik konstantasiga kiradi. Ko'mirning yonish reaksiyasini oladigan bo'lsak, mana bu qiymat massa ta'sir qonunini quyidagicha ifodalasak bo'ladi. Bu yerda tezlik qiymat teng konstantasi ko'paytirish, tezlik konstantasi ko'paytirish kislorod konsentratsiyasini bilan ifodalasak bo'ladi. Xo'p, bu narsani tushunib olish kerak. Keyingi reaksiyalarda buni qo'llashga yaxshiroq e'tibor berish kerak. Xo'p, endi tezlikning haroratga bog'ligini ko'rib o'tamiz. Kimyoviy reaksiyalarning borishi uchun zarrachalar o'zaro to'qnashishi kerak. Lekin har qaysi to'qnashish natijasida reaksiya boravermaydi. Reaksiyani borishi, ya'ni yangi molekulalarning hosil bo'lishi uchun avval dastavval modda molekula atomlar orasida bog'liqlarni uzish yoki susayish kerak. Bunga ma'lum miqdorda albatta energiya kerak bo'ladi. Agar to'qnashuvchi molekullar bunday energiyaga ega bo'lmasa, to'qnashish effektiv bo'lmaydi. Yangi molekula hosil bo'lmaydi. Agar to'qnashuv energiyasi bog'lanishlarni bo'shashtirish yoki uzishga yetarli bo'lsa, atomlar qayta guruhlanishi va yangi modda molekula hosil bo'lishi mumkin. Molekullarning to'qnashishi natijasida yangi modda hosil bo'lishi uchun zarur bo'lgan qo'shimcha energiya aynı reaksiyaning aktivlanish energiyasi deb ataladi. Aktivlanish energiyasi birligi kilojoul taqsim mol bilan ifodalanadi. Aktivlanish energiyasiga ega bo'lgan molekullar aktiv molekullar deb yuritiladi. Biz bilamizki, o'sha kimyoviy reaksiya tezligining haroratga ta'sirini tushunish juda ham bog'liq. Avvalambor shu reaksiya qanaqa reaksiya turiga kiradi? Bu egzotermikmi yoki endotermik reaksiya? Buni farqlab bo'lishimiz kerak, chunki egzotermik reaksiyalarda haroratni oshishi
kimyoviy reaksiyonun tezkarligini sekinlashtiradi. Endotermik reaksiyalarda ise albatta harorat qo'shadigan bo'lsak, kimyoviy reaksiya shuncha tezlashib boraveradi. Buni tushunib olishimiz kerak. Xo'p, biz bilamizki, haroratning har 10 gradusda o'zgarishini kimyoviy reaksiya tezligini o'zgartiradi. Xo'p, buni Vantko quyidagicha tushuntiradi. Agar sistemada harorat har 10 gradusda oshirilganda kimyoviy reaksiya tezligi 2-4 marta ortadi. Aksincha 2-4 marta kamayishi ham mumkin. Chunki harorat 10 gradusga kamaytirilsa, demak buni oddiyroq aytadigan bo'lsak, harorat har 10 gradus o'zgarganda kimyoviy reaksiya tezligi 2-4 marta o'zgaradi deb tushunishimiz kerak. Mana bu Vanko ifodalagan tenglama. Bu yerda tezlik demak tezlik qiymati teng gamma bu temperatura koeffitsient demak T2 bu T1 dastlabki temperatura bu Celsiyda ifodalansa ham bo'ladi yoki Kelvinda ham lekin har ikkalasi ham Kelvinga aylantirib olsak to'g'ri bo'ladi. Xo'p, yoki har ikkalasi ham Celsiyda ifodalash mumkin. Tau 2 dan tau 1 ni ayirganimiz taqsim 10 gamma darajasiga turadi va o'sha tezlikni bildiradi. Mana bu yerda birliklarni har biri ifodalangan. Reaksiya darorat koeffitsienti har xil reaksiya uchun turlicha bo'ladi. Uning qiymati ko'pchilik reaksiyalar uchun 2 va 4 oralig'ida bo'ladi. Harorat koeffitsienti demak 2 yoki 9 ga teng bo'lsa, haroratning 100 gradusga ko'tarilishi natijasida reaksiyaning tezligi 2.9 ga teng bo'lsa, 2.9 marta ortadi. Bu yerda misollar tarqasida ko'rsatib berilgan. Xo'p. Agar aktivlik energiyasi juda yuqori, ya'ni 120 kilojoul moldan yuqori bo'lsa, to'qnashishlarning juda kam qismi reaksiya sodir bo'ladi. Demak, bunday reaksiyalarning tezligi juda kichikdir. Yuqori aktivlik energiyasiga ega bo'lgan reaksiyalarga misol qilib, amiak sintezini olishimiz mumkin. Bu reaksiya oddiy haroratda shunchalik sekin boradiki, uni amalda payqash qiyin. Reaksiyaning aktivlik energiyasi juda kam va juda yuqori bo'lmasa, ya'ni 40-120 kilojoul oralig'ida bo'lsa, bunday reaksiya o'rtacha tezlikda boradi. Bunday reaksiyalarning tezligini o'lchash mumkin va ularga misol qilib, o'sha tiosulfat bilan sulfat oksidi reaksiyasini laboratoriya sharoitida bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shuningdek, biz biladigan, masalan, aktivligi juda yuqori bo'lgan molekulalarni o'zi aktiv bo'lgani uchun unda aktivlanish energiyasi 0 ga teng bo'ladi. Bular o'z-o'zidan sodir bo'ladi. Demak, aktivlanish energiyasi qancha yuqori bo'lsa, kimyoviy reaksiya shuncha sekin boradi. Agar o'rtacha bo'lsa, demak, tezligi ham o'rtacha bo'ladi. Mana shuni tushunib olishimiz kerak. Endi keyingi 4-chi jarayonga e'tibor beradigan bo'lsak, bu kataliz. Yoki oddiy qilib katalizator deyishimiz mumkin. Umuman kimyoviy reaksiya tezligini o'zgartiradigan aynan reaksiyada sarflanmaydigan, ya'ni kimyoviy jihatdan o'zgarmaydigan moddalarni katalizatorlar deyiladi. Katalizatorlar ishtirokida reaksiyaning tezligini o'zgarish hodisasi aynan kataliz deyiladi. Katalizator ishtirokida bo'ladigan reaksiyalar katalitik reaksiyalar deyiladi. Biz biladigan reaksiyalar to'g'ridan to'g'ri borishi mumkin, ayrimlari esa sodir qo'shilgan ikkita molekula to'qnashmay turaveradi. Ozgina katalizator berganimizda esa ular to'qnashish foizi ortadi va reaksiya tezlashib ketadi. Kimyo sanoatida katalizatorlar keng miqyosda qo'llanadi. Katalizatorlar ta'sirida reaksiyalar million va undan ko'p marta tezlashishi mumkin. Kataliz gomogen va geterogen katalizga bo'linadi. Gomogen katalizda katalizator va reaksiya kirishadigan moddalar bir faza, ya'ni gazmi yoki eritma shaklida tashkil etadi. Geterogen katalizda esa katalizatorning o'zi mustaqil fazani tashkil etadi. Vodorod peroksidining suvli eritmada katalitik parchalanishi gomogen katalizga misol bo'ladi. Bu yerda esa manganat ioni yoki dixromat ionlarini vodorod peroksidida katalitik parchalanishi misol qilib ko'rsatish mumkin. Ya'ni bu yerda fazalar har xil muhitga ega bo'ladi. Geterogen katalizdan kimyo sanoatida keng foydalanadi. Hozirgi vaqtda kimyo sanoatida ishlab chiqariladigan mahsulotlarning asosiy ko'pchiligi geterogen kataliz yordamida olinadi. Geterogen katalitik reaksiyalarga misol sifatida sulfat kislotasi ishlab chiqarishni kontakt usuli, oltin gugurt 4 oksidining sulfat angidritgacha oksidlanishini, amiak sintezida, nitrat kislotasidagi
hem yağının nitrokset'teki hem yağının oksitlanışını olsa böyle. Agar katalizatör tasarında reaksiyonun tezliği olsa bunda kataliz musbat kataliz değil. Bu yerde tezlik albatta bir neçe beraber ortuşu mümkün. Agar reaksiyon tezliği katalizatör iştirakında pasaysa bunda katalizge manfi kataliz değil. Reaksiyon tezliğini pasaytıradık yan modalarga ingibitörler değil. Demek bu katalizatör gücünü kamaytıradık. Yani ingibitör umuma katalizge tezgi aracılıyor. Mesela sülfit kisatı eritmesi glitserin mi, etil spirti, yok ki kalay klarit koşulsa sülfitinin hava oksitler tasarıda oksitlanışı keskin kamayıp gitti. Aftokataliz, kimyovi reaksiyonun molekülalardan biri tasarıda katalitik tezleşiciler. Mesela protonlar mürekkep ifirlarının hidrolizini tezleştirişi mümkün. Aftokatalizde bu protonlar hosil bölgen mahsulotunun disosiyalanışı isobiga hosil bo'ladi. Masalan, etil atsitatning gidrolizlanish mahsuloti sirka kislotadagi proton, ya'ni gidroksonlar hosil qilib disosiyalanishi misol qilishimiz mumkin. Bu yerda reaksiya misolda sizga berilgan. Bu albatta qaytar jarayonga mos keladi. Aftokatalitik reaksiyalarda katalizator konsentratsiyasi ortib boradi. Shu sababli aftokatalitik reaksiyalarning tezligi boshlang'ich davrda demak oshib boradi. O'zaro ta'sir etuvchi reagentlarning konsentratsiyasi kamaygach, reaksiya tezligi sekinlashadi. Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. Demak, kimyoviy reaksiyalar mexanizmi. Oddiy reaksiyalarda har bir o'zaro ta'sirning elementar akt reaksiyasi kirishayotgan moddalarning aktiv molekulyar o'rtasida har bir to'qnashish o'zidan oldingi elementar demak aktlarga bog'liq bo'lmagan holda amalga oshadi. Reaksiya mahsulotining makroskopik miqdorda hosil bo'lishi bir-biriga bog'liq bo'lmagan. Ko'p miqdordagi elementlar aktlar natijasi hosil bo'ladi. Uncha murakkab reaksiyalar har bir elementar aktning bo'lish imkoniyati undan oldingi aktning muvaffaqiyatli bo'lishiga bog'liq. O'z navbatida o'zidan keyingi aktning bo'lishiga imkoniyat yaratadi. Bu yerda reaksiya mahsulotlarining makroskopik miqdorda hosil bo'lish ketma-ket boradigan o'zaro ta'sirning elementar aktlari zanjirining natijasi hisoblanadi. Bunday reaksiyalar zanjir reaksiyalar deb ataladi. Zanjir reaksiyalarining juftlashmagan elektronli juda yuqori reaksiyon aktivlikka ega bo'lgan aktiv markazlar, atomlar, ionlar yoki radikallar ishtirokida boradi. Aktiv markazlar vazifasini atom bajarishi mumkin. Aktiv markazning dastlabki moddalari vodorod xlorid sintezida zanjir uchun oddiy misol qilib olsak bo'ladi. Yani vodorod plyus xlor sistemasi berilgan. Bu reaksiyada yorug'lik ta'sirida vujudga keladigan xlor molekulasiga nur energiyasining kvanti H+ yutilib, molekullarni qo'zg'atadi. Undagi atomlarni tez tebranishiga olib keladi. Agar tebranish energiyasi atomlar orasida bog'lanish energiyasidan katta bo'lsa, molekula parchalanadi. Bu jarayon fotokimyoviy dissotsiatsiya deb ataladi. Bu yerda biz yana bu H+ ta'sirida xlor molekulasi uzilib, demak erkin radikalga aylanishi misol bergan, hosil bo'lgan xlor atomlari vodorod molekulasi bilan osil reaksiyaga kirishadi. Natijada shu vodorod xlorid molekulasi osil qilish jarayoni berilgan. Bu jarayon to'xtab qolmaydi, to'xtovsiz davom etadi. Yutilgan bir kvant yorug'lik ta'sirida bu yerda 100 ming martagacha H+ molekulasi osil bo'ladi. Agar erkin atom reaksiya bo'layotgan idish devoriga urilsa, zanjir tugallanadi. Ikkita aktiv zarracha va bitta aktiv bo'lmagan zarrachalarning to'qnashishi ham zanjirning tugallanishiga olib keladi. Aktiv zarrachalar birlashib molekulaga aylanadi. Ajralib chiqqan energiya aktiv bo'lmagan zarracha tomon olib ketadi. Bunday holatlarda esa zanjir uziladi. Xo'p, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, mana muvozanatga keldik. Tezlik tushunarli bo'lgan bo'lsa, muvozanatga qaytamiz. Endi muvozanat bilan tezlik bir-biriga bog'liq jarayonni o'zlarga tushuntirib o'taman. Dastavval biz qaytar va qaytmas reaksiyani tushunib olishimiz kerak. Reaksiyalar o'zi ikkiga bo'linadi.
kaytar reaksiyonlar bu. Kayıtmaz reaksiyonlar bu. Agar reaksiyon neticesi de kuşsuz elektrolit, gaz yok çökme, holsa bulmazsa bunda reaksiyonlar kaytar reaksiyonlar değil adı. Yani bunda dastlab ki modeller mahsulot tamonga mahsulotlar yana özür tasarlıp dastlab ki tamonga sodur buladı. Kayıtmaz reaksiyonlar değilse çökme, gaz ve kuşsuz elektrolit olsa bölüş bilen bu orada. Mesela bana bir yerde ruh bülüs nitrat kisata reaksiyası da aynen demek NO2 gaz ajralışı yok ki su molekülasyonu yani kuşsuz elektrolit olsa bölüş sorgu kayıtmaz reaksiyonu gelip koyuyor. Bu şey için hem bunda reaksiyonlarda strelge bir tamonga koyuladı ve kayıtlar cereyim kuzatılmaydı. Kaytar reaksiyonlar değilse mesela azot plus vodorod reaksiyonu olabilirsek bu yerde amiyak sintezlenişte strelge karama karşı yönelik koyuladı. Ve bu reaksiyon albatta kaytar reaksiyonu olmadı. Şimdi kaytar reaksiyon bizge ne için gerek? Kaytar reaksiyonlar kaç on geçe boradı? Tuğru ve tizker reaksiyonlarının tenginleşişi geçe boradı. Eğer tuğru ve tizker reaksiyonlar tenginleşse kimyovi mozanat hosul böyledi. Bana bir de kimyovi mozanat muhtar karakteristikası bir ifadelengen. Bu yerde tuğru reaksiyon tezliği bilen V1 tuğru reaksiyon tezliği V2 tizker reaksiyon tezlikleri tenginleş yaptı ve neticede kimyovi mozanatı olsa kıl yaptı. Demek kimyovi mozanatı hem tasar etmiş bir kanca umurlar bu. Bunlar kimyovi mozanatı tasar etmiş umurlar. Moda konsentrasyası hararet gaz agar molekula bile degen bu bosun yok ki hacim özgarışı hoş moda tabiatı. Lekin bu yerde katalizatör mozanatı silcitmeydi. Katalizatör mozanatı kilişini tezleştirdi. Lekin mozanatı ön yok çap tamamı silcişi yön koymaydı. Kirin destabın moda konsentrasyasını oladıken bölsek. Bana iske, bir yerde karmadan gidiyoruz ve vadarot reaksiyası belirgen iskaz ve su olsu bir işin reaksiyası da. Şimdi bir yerde karmadan gidiyoruz ve vadarot konsentrasyasını oluşursak mozanat iskaz ve su tamamı yani özümüzde nispatı ön tamamı varadı. Aksinçe İskaz ve suyun konsentrasyonu oluşu neticesi eğer sistemden çıkartıp durulmazsa bu kaytar cereyon bölgenin için yine dastlabki tomu yani çap tomu gösterilecekti. Demek dastlabki modela konsentrasyonu oluşursak özge karama karşı tomu gösterilecekti. Konsentrasyonu kamaytırsak yani özü tomu karap silecekti şunu oluşumuz gerek. Yok ki hararet tasarını göre diken bölsek eğer bu reaksiyon egzotermik mi endotermik reaksiyonu şunu oluşumuz gerek. Eğer reaksiyon egzotermik böyle diken bölse bunday reaksiyon egzotermik reaksiyonlarda uyuzigen nispatta demek egzotermik reaksiyon çap kesilicidir. Temperaturan o şişe. Pilus kubu gende çap kesilicidir. Temperaturan kamaytara digen bilsek ön kesilicidir. Bu cereyonu yaşlılıp şunu oluşumuz kerak böyle toplamadı. Hop. Ve kengi cereyonlarını görüyoruz. Gaz modelan işlerinde bora digen reaksiyonlarda bosunun özgarışı. Eğer bir yerde sistemde gazlar, bosumlar, reaksiyonun olduğu hacimle, reaksiyonun kengi moleküllerinin hacmi, yok ki miktarı tengi bile dediğimizde bosum tasarık ösmeydi. Eğer reaksiyonun olduğu gibi moleküller miktarı köpüz, yani ne var dedi, miktarı köpü bile dediğimizde bosum noşra dediğimizde mozanat özgü nispeten karama karşı tamonga karap silciydi. Aksinçe olattıysa bu dastlar bir tamonga silciydi. Mozanat demek bu etkenimizde katalizatör tasarı kursatmaydı. Lekin katalizatör mozanatı kilişini tezleştirdi. Bana bu bugünkü mavzularımız yüzünden sağ olurlar birliğen. Kimyo reaksiyon tezliği kanı anlanadı. Bu kanı faktörlüğe bağlı. Bunu müstakil örgenip kilişleriz. Gerek bilip sorulanadı. Hop. Etiborlarınız için rahmat.